Kazanım kavrama testi 3 ile karşınızdayız. Üçüncü test çözüyoruz. Diyor ki birinci soruda aşağıdaki tepkime girenlerin ve ürünlerin miktarları verilmiştir. Buna göre tepkime giren K maddesi kaç gramdır? Yani giren K maddesinin kütlesini soruyor. Burada kütlenin korunumu kanununa göre yapıyorum. Diyorum ki X artı 10 yani girenlerin kütlesi eşittir. Ürünlerin kütlesi hiçbir madde vardan yok. Yoktan da var olmazdı. Bu durumda X artı 10 eşittir. Ne yaptı? 22 yapar. Buradan da X eşittir 12 gram yaptı. C şıkkı. Bakın burada bulduğumuz K'nın kütlesidir. Bir tane K'yı sormuyor. En çok yorumlarda sorulan bu. Burada X'i soruyor. Dolayısıyla X de 12'dir. X'i 2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı 3 bölü 4'tür. Buna göre 28 gram X'ye 2 bileşiği elde etmek için kaç gram X elementi gerekir? Şimdi burada bakın X'in kütlesi bölü Y'nin kütlesi eşittir 3 bölü 4. Yani bu ne demektir? 3 gram X alırsam 4 gram Y alacağım. 6 gram X alırsam 8 gram Y alacağım. O zaman ben şöyle diyorum bak 3K 4K diyorum. Kaç kat alacağımı bilmediğim için toplam bileşim ne olacak? 3K artı 4K'dan toplam 7K bileşim olacak. İstediğim bileşik miktar 28 olduğuna göre 7K eşittir 28. Yani K eşittir. Buradan kaç çıkacak? 4 çıkacak. Bana X'i sorduğu için X 3K 3 çarpı 4'ten 12 gram X'le ben 28 gram X'ye 2 oluşturabiliyormuşum. Üçüncü soruya baktığımızda kalsiyum oksit bileşiğinin kütlece birleşme oranını soruyor. Yani sabit oranlar kanunu. Bileşimde kaç tane kalsiyum var? Bir tane kalsiyum var ve bir tane de oksijenim var. O zaman bir tane kalsiyum 40 gram, bir tane de oksijenim 16 gram olduğuna göre 40 bölü 16 sadeleştirince de ne yapacak buradan? 10 bölü 4'e bölsek 10 bölü 4. Bunu da sadeleştirdik mi? 5 bölü 2 yapar. Yani E şıkkı bizim doğru cevabımız oldu. Dördüncü soruya bakıyorum. Dördüncü soruda alüminyum sülfür bileşiğinde kütlece birleşme oranı 9 bölü 16'dır demiş. Buna göre 48 gram kükürt ile yeterince alüminyum. Yani elimde 48 gram kükürt var. Ben şöyle yapıyorum bakın. Alüminyumun kütlesi 9 iken kükürtün kütlesi 16'ymış. Kükürt 48 olduğuna göre kaç kat artmış? 3 kat. O zaman alüminyumu da 3 kat artırmalıyım. Ve oran ne olacak burada? 9 kere 3, 27. Yani benim 27 gram alüminyuma ihtiyacım var. Ama soruda ne sormuş? Toplam alüminyum sülfür bileşiğinin kütlesi ne olur? 27, 48 daha 7 kere 7, 8 daha 15, 6, 75. Yani benim toplam oluşturabileceğim bileşik 75 gramdır diyebilirim. Ya da şöyle de yapabilirim. Derim ki 9 gram alüminyum ile 16 gram kükürt birleştiğinde toplam bileşim ne kadar oluyor? 25 gram oluyor. Benim elimde ne kadar kükürt var? 48. 3 katı. O zaman bileşim de 3 katı olacak. 25'in 3 katı 75. Yine 75'i cevabı buradan buluruz. Burada X3Y4 bileşiğinde X'in Y'ye kütlece birleşme oranı 7 bölü 12'ymiş. Yani MX bölü MY eşittir 7 bölü 12. X'in atom kütlesi 14 olduğuna göre Y'nin atom kütlesi kaçtır demiş. Şimdi X'in atom kütlesi 14 olduğuna göre ve 3 tane X olduğuna göre bakın. 3 tane X, 4 tane Y'nin kütlece birleşme oranı 7 bölü 12. 3 tane X ne yapar? 3 çarpı 14 bölü 4 Y eşittir 7 bölü 12. Buradan şöyle yapalım. 3 çarpı 14 çarpı 12 eşittir 7 çarpı 4 Y. Şu 7 ve 14'leri sadeleştirdim. 2 kaldı. 3 kere 2 6. 6 kere 12 70. 2 eşittir 4y. Her iki tarafı da 4'e böldüğümde bizim y'nin 18 olduğunu görüyorum. Yani bir tane y
18 grammış. B şıkkı oldu. Beşinci sorudan sonra altıncı soruya bakalım. Altıncı soruda diyor ki X ve Y elementlerinden oluşan bir bileşikte X'in ve Y'ye kütlece birleşme oranı 5 bölü 3'tür. Yani MX bölü MY eşittir 5 bölü 3. Yani 5 gram X ile 3 gram Y birleşiyormuş. İkisinden de 15'er gram almış. Şimdi şöyle bakıyorum. X'ten 15 harcandığında kaç katı? 3 katı. Y'den ne kadar harcanacak? 15'e 9 harcanacak 3 katı olduğu için. Bu durumda hangi elementten artar? X'in tamamı 15'er gram olduğu için X'in tamamı bitti. Y ne kadar kaldı? 15 vardı, 9'u bileşik oluşturdu. 6 gram Y arttı. Var mı şıklarda bakıyoruz. 6 gram Y A şıkkında var. Diğer sayfaya geçtiğimizde diyor ki sabit oranlar kanunuyla ilgili bir bileşiği oluşturan elementler arasında sayıca ve kütlece değişmeyen sabit bir oran vardır. Evet, zaten tanımı da buydu. Ve diğeri, bileşiği oluşturan elementler arasındaki sabit orandan yararlanarak bileşikteki elementlerin kütlece yüzdeleri bulunabilir. Evet, bulabiliriz. Yani diyelim ki 3'e 2 birleşmişse toplam 5 olur. 5'te 2 ise %40'tır gibi oran rahatlıkla bulabiliriz. Diyor ki bileşiği oluşturan elementlerin sabit oranlarından yararlanarak bileşiğin formülü bulunabilir. Oranlardan yararlanarak bileşiğin formülünü buluruz ama hangi formülümüz? Basit formülünü buluruz. Gerçek formülünü bulmakta sıkıntı var. Ama yine de basit formül de olsa bir formülü bulduğumuz için cevaba burada ne diyoruz? E diyoruz. Sekizinci soruda diyor ki yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine katlı oranlar kanunu uygulanabilir? Şimdi bir katlı oranlar kanunu uygulanabilmesi için ne olması gerekiyor? İki element olması gerekiyor. Ama burada ne var? Üç tane element var. Bakın sodyum, klor, oksijen, potasyum, klor, oksijen. Dolayısıyla burada katlı oran uygulayamayız. Buraya bakıyorum. İki element var. Evet. Elementlerden sabit kütlesine karşılık birisinin, yani S'ler eşitken oksijenler arasındaki oran 2 bölü 3. Buna uygulayabilirim. Burada demir, iki element var. Ve bunların tabi uygulanabilmesi için bir, iki element olacak. İki, basit formülleri müller farklı olacak. Aynı olmayacak. 3 aynı iki element olacak. Aynı iki element. Yani iki farklı elementle olmaz. Mesela karbon monoksitle azot dioksit arasındaki oksijen arasındaki farkı ne yapamayız? Yani katlı oranı bulamayız. Dolayısıyla bizim demir 3 oksitle demir 2 oksitle arasında da katlı oranı bulabiliriz. Hiçbir sorun olmadan cevabımız Denizli olur. 9. soruya bakıyorum. Diyor ki aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangilerinde katlı oran kanunu, hangisinde katlı oranlar kanunu uygulanamaz? Yine aynı kurallara dahilinde baktığımda hiç üçlü yok. Bakıyorum. Mn2O7, MnO2. Bak bunları şöyle bakıyorum. Basit formülleri aynı mı? Değil. Zaten en basit halde bunlar. Burada uygulanabilir. H2O2'ye bakıyorum. Zaten hidrojenler eşitken oksijen arasındaki oran zaten 1 bölü 2 anında görebiliyorum. Burada N2O3 yine basit, bu iki tane elementten basit formülleri farklı. Yine bulabilirim. Burada yine zaten P'ler eşit olduğu için direkt 3 bölü 5'in olduğunu görebiliyorum. Burada ne yaparım mesela? N2O3, bunu eşitlemek için N2O4 yaparım. 2 ile genişletirim. 3 bölü 4 oranı, burada oksijen arasındaki oranı bulabilirim. Bakın ama bizim diğer soruda dediğimiz ne demiştik? Basit formülleri farklı olacak. Basit formül derken en sade hali C2H4'ü 2 ile sadeleştirdiğimde CH2 olur. C5H10'u 5 ile sadeleştirdiğimde CH2 olur. Basit formülleri aynı olduğu için bunlar arasında katlı oran arayamayız.
Ve 10. soruda diyor ki eşit kütlede oksijen ile birleşen kalay 4 oksit bileşiğinde ki kalay kütlesinin kalay 4 oksit yine burada. Evet, kalay 4 oksit bunun adı. Diğerinin adını şu an hatırlayamadım. Hatırlayanlar, bilenler yorumlarda yazsın. Oradan biz de öğrenmiş olalım. Diyor ki bileşiğindeki kalay kütlesine oranı aşağıdakilerden hangisidir? Dediğinde bakıyorum SN3O4. Şimdi burada eşit kütlede oksijenle birleşen dediğine göre SNO2 kütleleri eşit olması için bunu 4 tane oksijen bunda var. 4 oksijen bunda olması için 2 ile genişlettim. Benim artık burada 3 tane SN varken burada da 2 tane kalay olacak. Burada 4 oksijen yine 4 oksijen 2 ile şunu çarptığım için oldu. Bu sefer kalaylar arasındaki oran ne olmuş oldu? 3 bölü 2 olmuş oldu. Bakın oksijenler eşitken kalaylar arasındaki oran 3 bölü 2 varmışlıklarda D şıkkında vardır. Kütle dediğine göre kütlesi de zaten kalayın ikisinde de kütlesi neyse bunlar da birbirini götürecek. Yine 3 bölü 2 kalacak. 11. soruya baktığımda diyor ki karbon monoksit ve karbondioksit bileşiklerinde oksijen kütleleri arasındaki katlı oran 1 bölü 2 ise karbonlar arasındaki oran nedir? Şimdi bakın sevgili gençler, bir iki bileşik arasında elementlerden birinin oranı neyse diğerinin oranı onun tersidir. Yani oksijenler arasındaki oran 1 bölü 2 ise karbonlar arasındaki oran bunun tersi. Yani 2 bölü 1'dir. Direkt hiç hesaplamadan da yapabilirsiniz. Ama biz yine de görelim diyorsanız karbon monoksit, karbondioksit, karbon, oksijen birer tane bundan var. 1 ve 2 var. Şimdi burada karbonlar arasındaki oranı sorduğu için oksijenleri eşitlemem lazım. Oksijenler eşitlensin diye bunu 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişletince 2'ye 2, 1'e 2 oldu. Bakın oksijenler arasındaki eşitken, oksijenler kendi arasında eşitken karbonlar arasındaki oran 2 bölü 1 olmuş oldu. Yani demek ki neymiş? Katlı oran bulduğunuzda bulduğunuz bir elementin katlı oranı neyse diğerinin oranı onun tam tersidir. 1 bölü 2 ise 2 bölü 1, 3 bölü 5 ise 5 bölü 3 diye söyleyebiliriz. 12. ve son soruda şöyle bir şey var. Diyor ki X ve Y elementlerin oluşturduğu X, Y ve X2Y3 bileşiklerinde X ve Y'nin kütleleri arasındaki ilişki grafikte verilmiştir. Buna göre grafikteki M değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. Biz bu oranlı sorularda hep tablomuzu yapıyoruz. Birinci bileşiğimiz neydi? X2Y. İkinci bileşiğimiz X2Y3. 2 tane X, 1 tane Y, 2 Y, 3 tane 2X, 3 tane Y'miz var. Şimdi buradaki Y'ler arasındaki oran 1 bölü 3. Yani Y'ler arasındaki oran 1 bölü 3. Bu dursun. Şimdi bileşikteki kütlelere bakıyorum. X, Y. X2Y'deki X'in kütlesi 21. Y'nin kütlesi M. Buradaki X'in kütlesi 21. Y'nin kütlesi 9. Bakın burada X'ler eşitken oran 1 bölü 2, 3'tü. Burada yine X'ler eşit. Zaten eşit olmasaydı bunu herhangi bir sayıyla çarpıp genişleterek eşitlik sağlardım. Y'ler arasındaki oran M bölü 9. Yani 1 bölü 3 eşittir M bölü 9 oluyor. Buradan da 3M eşittir 9'dan M eşittir 3 çıktı. Bizim doğru cevabımız demek ki A şıkkıymış. Bu testte bu kadar. 4. testte görüşmek üzere. Bay bay.